müşriklerin, tarihsel anlamda peygamberin ilk muhataplarının peygambere inanmak için ileri sürdüğü şartlar. Kategori olarak bakıyoruz, iki şeye çıkıyor. İki başlık halinde ortaya çıkar. Biri maddi imkanları süper olan bir insan olmalı, bir varlık olmalı. İki, olağanüstü bir varlık olmalı. Olağanüstü, yani bilgisiyle, yeteneğiyle, becerisiyle olağanüstü olmalı ama bu yetmez. Bir de imkanları da bizden daha farklı olmalı. Ve bu yanlış anlayış sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemiyle sınırlı değil. Bugüne kadar gelmiş ve devam edecek gibi de görünüyor. Yani itibarlı olmak için, bir insana itibar etmek için, bir insanın saygın olması için servet sahibi olması lazım ve başkalarından üstün yeteneklere sahip olması lazım. Benim önüme düşen birisinin benden daha çok bilgili olması lazım. O ayrı bir konu bakın. Rehberlik yapacak bilgiyle alakalı değil, bunu söylemiyorum. Ama gaybı bilmesi lazım, zihin okuması lazım. Ben de okumuyorum, o da okumuyor, ne farkımız var dedirtiyorsa aynı yanlış devam ediyor bakınız. Bakın, zihnimi okumuyor ya da gaybı bilmiyor, yarına alakalı tasavvuru yok, öngörüsü yok. Benden ne farkı var diye bir soru soruluyorsa, kusura bakmayın, müşrikler de aynı soruyu sorduğu için reddettiler peygamberi zaten. Bu yanlış saplantı halen devam ediyor. Bu surenin 59. ayetinde de Allah Teala öyle söylemişti zaten. Biz niye mucize göndermeyiz dedi. Çünkü öncekiler de yalanlamıştı. Semud'a da deveyi gönderdik, gene yalanlamışlardı. Dolayısıyla mucize, bildiğiniz anlamda bu tür mucizeler yok. Kur'an önünüzde, bakın benzerini meydana getiremeyeceksiniz. Peki gelse ne olur? İman etmeyecek olanlara, yani en büyük mucizeler de gelse ne olur? Gene değişen bir şey olmaz. Çünkü Allah Teala mesela En'am suresinde bu konunun anlatıldığı bağlamda diyor ki: "Velau ennena nazzalna ileyhimul melaikete ve kellemahumul mauta ve hasarna aleyhim kulle şeyin kubulen ma kanu yu'minu." Eğer diyor biz onlara ölüleri konuştursaydık. Melekleri böyle peyderpey saf saf indirseydik önlerine, melek belli görüyorlar. Ölüler konuşsaydı, bak geldik, gittik, gördük hakikaten ha deseydik, yine de inanmak istemeyen kişi inanmazdı. Rabbinin dilemesi hariç. Onun için bu saplantı, yani beşer üstü bir peygamber beklentisi ve tasavvuru, hatta saplantısı sadece Aleyhisselatü Vesselam döneminde değil. Bakın ilginçtir. Kur'an-ı Kerim peygamberlerden bize bu bilgi aktarırken Nuh Aleyhisselam'dan başlatır. Adem'le niye başlatmadı? Adem'in kavmiyle ilişkisinden Kur'an-ı Kerim bahsetmez. İlk bozulma Nuh kavmiyle başladığı için Resul olarak Nuh gönderilmiş. Adem de peygamberdir elbette. Suhuf vardır, vahiy vardır elbette. Fakat bozulan bir toplum olarak ilk Nuh karşımıza çıkar. Kur'an'ın anlatım üslubuna baktığımız zaman. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren bu problem başlar. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ İçinizden sizin gibi bir insanın size uyarıcı olarak gelmesine niye hayret ediyorsunuz ki diyor. Çünkü kavim bizden ne farkın var diyor. Aynı şeyi Hud Aleyhisselam Ad kavmine söylüyor. Ad kavmi diyor bizden farkın ne? Niye peygamber olacaksın ki sen? O da aynı cümleyi söylüyor. İçinizden bir insan olarak benim uyarıcı olarak gelmeme niye şaşırıyorsunuz ki? Salih Aleyhisselam'ın kavmi de hakeza. Semud da uyarlar, yalanladı ve dediler ki ebeşeran minna vahiden nettebi'u. İçimizden bir tek beşere mi biz tabi olacağız? Olacak şey mi bu? Firavun ve çevresi aynı şeyi söylediler. Musa ile Harun'la yüzleştikleri zaman en'minu li beşerayni mislina, bizim gibi iki tane insana mı biz tabi olacağız? Bizim gibi iki tane insana mı biz tabi olacağız? Mü'minun suresinin 47. ayetinde Allah Teala bunları ifade etti. Bu problem tarihin ilk dönemlerinde başlayan ama hiçbir zaman dinmeyen ve bitmeyen bir problem. Bugüne de yansıdı mı? Evet, yansıdı. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bunların tamamı reddedilmiş olmasına rağmen peygamber anlatılırken nasıl anlatılır? Beşerüstü bir noktaya yerleştirilecek şekilde anlatılır. Doğumundan itibaren başlanır bu Muhammed Aleyhisselam'ın. Doğduğu gün tabiatta dengeler alt üst olmuş. Aman Allah'ım, putlar serilmiş, göl kurumuş, ateş sönmüş. Ya Allah'tan korkun ya. Allah Resulü'nün doğduğu yıl belli değilken, doğduğu tarih yıl belli değilken, 570 mi, 71 mi, 72 mi belli değilken, onun doğduğu anda birden putlar yere serildi, göl kurudu. Sadece biyonik bir peygamber tasavvurudur bu.
İşe yaramıyor çünkü. Diyelim ki velev ki olsa bile, diyelim ki bir an doğru kabul ederim. Ameli hayatıma ne yansıtır? Peygamber doğduğu zaman putlar yıkılmış. Sen putları yıktın mı nefsinde? Ateşi söndürmüş, tamam anladık, hadi varsayalım, doğru kabul edelim. Peki sen küfür ateşini söndürdün mü? Haset ateşini söndürdün mü? Kin ateşini söndürdün mü? Yok, olmadı. Sadece anlatıyor işte peygamber. Peygamber gölgesi yok. Niye? Az daha ilah diyecekler de dilleri varmıyor. Evet. Gölgesi olmayan peygamber tasavvuru ne bu ya? Hasaisun Nebi diye kitap yazılmış. Tercüme de edildi. Ya keşke tercüme edilmeseydi, hiç olmasa. Yani hiç olmasa Arapça bilenlerle sınırlı kalsın. Şimdi herkes okuyor. Bir de bir promosyon olarak da verildi. Bir gazete, dergide geçmiş de. Ha şöyle takoz gibi bir kitap. Peygamberin özelliklerini anlatıyor. Açıyorsun bir sayfayı. Peygamberin idrarı hiç kokmazdı. Dışkısını gören yoktu. E ne yani? Aynı mantık. Ya peygamber bu değil. Peygamber benim gibi olmalı. Benim gibi olmalı ki bana örnek olmalı. Benim gibi olmayan, benim yaşadığım zaafı benzerini yaşamayan bir peygamberin bana örnek olma imkanı yok. O yüzden sonraki ayetlerde dersi bitireceğim ama sonraki ayetlerde Allah diyecek ki yeryüzünde yaşayanlar melek olsaydı, melek olsaydı yeryüzünde yaşayanlar, o zaman elçileri melek yapardık. Yeryüzünde yaşayan sizsiniz, beşersiniz, zaaflarınız var. Sizin gibi bir beşer olması lazım. E burada da hızını alamıyor, durmuyor tabii mesele. Peygamberle alakalı bu tabloyu çizince bizimkiler de sıraya koydular. Kimi? Rehberlerini, meşayihi. Allah onlardan razı olsun. Meşayihten, alimlere laf atmıyorum, öyle değil. Uçuranlardan bahsediyorum. E tabii peygambere bunu biçince ona da biçiyor. O da olağanüstü. O da her tarafa yetişiyor. Arabanın mazotu bitince Allah yetişmiyor, başkası yetişiyor. Arası bozulunca birisiyle düzelten Allah olmuyor, başkası oluyor. Ya da yatağında yatarken bile efendi farkında. Peygamber de hadisten okuyoruz. Hanımının zina yapıp yapmadığını bilmeyecek kadar da bilmiyor. Peygamber bu. Dolayısıyla bu saplantı Kur'an-ı Kerim'de çok fazla yer tutar ve peygamberi astronomik bir insan, biyonik bir insan, hipermen, süpermen bir insan olarak görmeyin. Görmek demek peygamberi hayatın dışına atmak demektir. O yüzden bunlar hep edebiyat olarak söylenir. Mesela hadis kitaplarında kitap isimleri vardır. Kitabul Edeb. Peygamberin edebi nasıldı? Yüreğin yetiyorsa bunu oku. Hadi buyurun. Peygamberin komşuluğu nasıldı? Peygamberin giyimi nasıldı? Peygamberin düşmanlarla tavrı nasıldı? Peygamberin zalimlere karşı duruşu nasıldı? Onu oku bakın. Peygamber o. Öbürü yaşama imkanımız yok ki. Peygamber elinden sular akmış. Benim tekrar su akıtma imkanım yok. O kaldı orada. Peygamber ağaçla konuşmuş. Konuşmuş ağaç olabilir. Bugün konuşturma imkanım yok. Benim ameli hayatıma hiçbir şey yansımıyor. Bu beklentiler müşriklerle aynı safa bizi koyuyor. Yemek yemeyen peygamber, çarşıda pazarda dolaşmayan peygamber tasavvurunu, beklentisini haklı çıkaran Müslümanlara kızıyorum bu anlamda. Haklı çıkaran Müslümanlara. Çünkü müşrikler diyordu peygamber çarşıda pazarda dolaşmamalı. Aynen de öyle yaptılar mı kanaat önderlerimiz? Çarşıda pazarda dolaşıp kendi ihtiyacını karşılamak durumunda olan bir tane ileri gelen yok. Tabii ki sıradan bir evde oturan bir kanaat önderi, bir lider neredeyse yok gibi. Neredeyse diye mi, istisnalar dışarıda kalsın diye. Yok gibi, çünkü lider oldunuz mu elbette fiziki anlamda da şartları taşımanız lazım. Aynen müşriklerin beklentisi gibi. Şatoda oturması lazım. İstediği olması lazım. Sağından solundan, bazen de evinin altından sular akması lazım. Lazım tabii ki. Bu öteden beri bir saplantı ve Allah Teala bunu reddeder. Böyle bir peygambere inanıyorsanız inanmayın, bırakın, bu peygamberle sizin işiniz yok. Ve müşrikler de bu yüzden inanmadılar. Peygamber hayatın içerisinde, hatta aleyhissalatü vesselamın hayatında yaşadıklarının birçoğunu içimizde yaşayan dahi yoktur. Zaaf noktasında söylüyorum. Mesela yemek olmadığı için, evinde yemek olmadığı için o günü oruçlu geçiren bir Müslümana rastlamadım henüz. Nefsime söylüyorum, etrafıma da söylüyorum. Peygamber bu. Peygamber hanımlarının kendi aralarında kurduğu bir kumpasa da kurban oldu mu? Tahrim suresi bunun için indi. Peygamber bunu beceremedi. Ne diyeceksiniz? Ayıp mı oldu bunu söylemem peki? E peygamber bu ya.
Peygamber hanımlarıyla nasıl adab-ı muaşeret, nasıl geçindi, nasıl zor, çok evliliğin hakikaten nasıl bir ızdırap olduğunu peygamber üzerinde görmem lazım ki bunu anlatabileyim. Yoksa nerede anlatacağım? Melek olmaması lazım tabii ki. Ama müşrikler ısrarla yok melek olsun diye söylüyorlar.